İlk hedefim İtabuna. İtabuna'ya gidiyorum. Kendimi şehrin dışındaki ana yola atıyorum. Ondan sonra hedefim 1400 kilometre yol almak. Artık kaç güne giderim? Ne zaman varım? Gidebilir miyim? Neler gelir başıma bilmiyorum ama ilk hedefim İtabuna'ya gitmek, sonra güneye doğru aşağı yukarı bir 1400 kilometre yol alacağım. Bakalım artık ne olacak, ne bitecek ben de bilmiyorum. Çıktım yola ama birazcık geç çıktım. Ne yazık ki elimde olmayan sebeplerden dolayı hava patladı. Bir önceki videoyu izleyenler bilirler. Olivenza'da Tupinamba yerlilerini ziyaret etmiştim. Onlarla vakit geçirmiştim. Orada kalmıştım. Bu sabah normalde erkenden yola koyulmam gerekiyordu ama sağ olsun yağmur başladı ve ben geç çıktım. Yağmur durduğu gibi çantamı topladım. Hemen yola çıktım. Şu an saat 2.30. İlheus şehrine geldim. Burası İlheus şehrinin girişi. İlheus'a giriyorsunuz. 25 kilometre sahil şeridinden yol alıyorsunuz. Olivenza isminde bir kasaba var. Tupinamba yerlileri orada yaşıyor. O bölgelerde yaşıyor. Ben de onları ziyaret etmiştim. Şimdi tekrardan ana yola çıkıp aşağı doğru yol alacağım ama artık... La oğlum ödüm patladı ha. Ama artık nasıl gideceğim bilmiyorum. Saat de bayağı geç oldu ya. Hava kararmadan kendimi İtabuna'nın çıkışına atarsam belki bir araba bulabilirim diye düşünüyorum. Tekrardan böyle hava kararmadan, karnım da aç, cümle kuramıyorum. Başlayalım otostop. Hadi bakalım. Otostop enerji meselesi demiştim. Bugün artı şans meselesi de diyorum. Yapacağız. Halledeceğiz. Kendimi ana yola attım. Hadi bakalım. Asıl yolculuk şimdi başlıyor. Bayağı bir uzun yolum var. Şansıma var ya, iki otostopta geldim buraya kadar. Şansıma tam yağmur başlamıştı. Bir abi aldı beni. Arabası da kalabalıktı yani. Durmasa durmazdı. Aldı beni bir yere kadar götürdü. Ondan sonra orada indim. İnmemle başka bir arabaya binmem bir oldu. Sağ olsun bir abiyle abla aldı beni. Kucağında çocuk. Hindistan cevizi falan ikram ettiler hatta. Ondan sonra onlarla birlikte buraya kadar geldim. Sağ olsunlar beni hemen şehrin dışında bıraktılar. Yani istesem denk getiremezdim. Vallahi çok sağ olsunlar ya. Bir de onlarla şöyle bir şey geldi başıma. Bir polis çevirmesi gördük. Abi yavaşladı. Arabada bebek vardı. Ablanın kucağında önde oturuyorlardı. Yasak ya normalde. Abla pat diye arkaya verdi bebeği. Bana verdi kucağıma. Çocuk tabii bir afalladı. Ne oluyor falan dedi. Ondan sonra küçük, daha yaşını almamış yani çocuk. Çocuk dedeme bakma, bebek. Ondan sonra aldım hemen kucağıma, ben de abi yavaşladı tabii, hemen böyle çocuğu kucağıma aldım, böyle bir sallamaya falan çalıştım. Geri uyutmaya çalıştım. Tak gitti gözler. Uykudan kalkmıştı herhalde. Tak geri gitti gözler. Kucağımda uyudu. Biz geçtik polis şeyini. Kontrolünü geçtik, hiç bakmadılar bile. Yani karı koca görünce geç dediler. Bir baktı abla kucağımda uyumuş, gülmeye başladılar. Ondan sonra tabii bebe uyandı. Bana baktı. Ben ilgincim, yabancıyım. Kim bu filan. Güzel bir otostoptu. Kısa ama keyifli bir otostoptu. Şu abi beni geçeli 4-5 dakika oluyor. Geri geldi. Dur bakalım. Dein Frage. Mi Rio de Janeiro. Isso. Eu te levo até no posto de gasolina. De gasolina. Sim, melhor para pegar transporte. Oi, tudo bem? Abre espanhol um pouquinho? Não, espanhol. Turco ou inglês? Ah. País, Turquia. Não. Não? Obrigado. Abi, benzinliğin oraya gidiyormuştu. Bayağı beni geçeli 4-5 dakika oldu. Geldi. Bir şeyler söyledi. Benzinlik dedi. Dedim tamam oraya gidelim. Bazen benzinlikte daha rahat otostop çekiliyor. Şansımızı bir de orada deneyelim. Você estava? Perigoso? Sim, perigoso. Perigoso means... Isso, entendeu? Ha, like... Isso. Ha, anladım. Ha. Abi şeyden dönüp almış. Dur onu anlatayım. Burada çok hırsız var.
O yüzden şunu yapınca anladı. Burada çok hırsızlık var. O yüzden geri dönmüş almış beni, sağ olsun. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you. Ha, thank you. Teşekkür ederim. Turco. No, 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 no. Obrigado, boa noite. Tudo bem? Tudo. Tam 2 saat oldu. Hava karardı vallahi abi. Şansa durdu. 80-100 kilometre arası bir yolculuk yapacakmış. Bir tane şehir söyledi bana. Baktım 80-100 kilometre arası, bir şey tam hatırlamıyorum. Açlıktan beynim durdu. Oraya kadar götürecek beni. Tahmini 1 saat yolculuk yapacağız beraber. País, Turquía. É? Ah, oh, Turquía. Beleza. Ah, é, amei. Tu não botou outro churrasco? Foi teu churrasco. Boa noite. Teve caldo. Arroz? Não. Não? Ah, não. Não. Caldo. É. Só churrasco. Ah. É. Eu acho que ali deve vender. É, arroz, arroz, feijão. Uh-huh. Boa noite. Boa noite. Arroz, feijão. Uh-huh. Ah, good. Janta. Quanto custa? 17. Ah. Anlamadım abla. Ba o quê? Ah. Ah. Ok. Você falou que ia tomar banho? Ah. Ah, burda já. Pode sentar aqui. Pode... Aqui, aqui. Uh-huh. Aham, aqui. Obrigado. Ah. Wi-Fi. É. Ah, Wi-Fi. Ah, obrigado, obrigado. Aluna. Vallahi hiç sormadım, kendileri söyledi Wi-Fi'yi ya. Çok iyi oldu bu. Telefon çekmiyor çünkü. Kopuyor yani. Bir kopuyor, bir bağlanıyor. Şöyle ufak küçücük bir yer buldum. Burada pilav ve fasulye satıyorlar. Şu abla et satıyor ya. O beni kesmez diye ondan almadım. Abi bilmediğim bir yerdeyim yani. Yağmur başladığı için otostopu bırakmak zorunda kaldım. Bir de karnım çok acıktı. Artık halsizleşmeye başladım. Bir şeyler atıştırsak iyi olacak. Yağmur devam etmezse, eğer kesilirse biraz daha otostop denerim, ondan sonra çadır atacağım bir yer artık. Kapalı bir alan bulabilirsem çok güzel olacak. Şu an acayip keyfim yerine geldi. Tabağı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle size şu tabağı göstermek istiyorum. Burada Brezilya'da sıradan bir öğle yemeği, akşam yemeği tabağı. Pilav koyuyorlar, fasulye koyuyorlar. Yanına salata, et ya da tavuk oluyor genelde. Abla et vermiş. Bunun fiyatı 17 real. Şu tabağın fiyatı 17 birim para. Ya yine para mevzusuna girmek istemiyorum ama elin Amerikalısını, Avrupalısını çok kıskanıyorum seyahat ederken. Bir yandan da kameramı şarja takıyorum ki kapanmasın diye. Çok kıskanıyorum seyahat ederken. Yani 3 birim para veriyorlar buna. Ve kaç, 17 real yaklaşık 3 dolardan biraz daha fazla. 3 birim para veriyorlar şu tava. 3 birim para. Oy oy oy. Bana afiyet olsun. Gerçekten acayip keyfim yerine geldi şu an. Evet. Ne? Só você botar no Google aí. Google dele é Turco. Turco. Isso aqui.
Bota lá no Google. É o aqui é o Google. Gel buradan söyle gel. Gel buradan söyle. Pergunta. Cadê? Você tem medo de... Pergunta aí agora. Fala aí. Você tem medo de ficar sozinho? E viajar só, rapaz. Não. Korkmuyorum, yalnız kalmaktan korkmuyorum. Entendi. Da söyleyeceğim. 18. 11 países? País, aham. 18 país. Ele vem andando, vem viajando. Fala. Herkese günaydın. Çadırım burada. Şu üstü kapalı alana dün akşam çadır attım. Hemen bu tamirhanenin yanında arabalarını koydukları bir yer. Burada da bir tane terk edilmiş araba var. O yemek yediğim yerde hemen yolun karşısında kalıyor. Ben yemeği yedikten sonra bir otostop denedim yine. Yağmur hafiften atıştırıyordu. Dedim belki kamyonlar geçiyor. İnsafa gelirler alırlar ama ala neden olmadı. Ondan sonra benzinlikteki abiye dedim abi yağmur yağıyor. Hani nereye çadır atabilirim? Üstü kapalı bir yer var mı? Sağ olsun bana burayı gösterdi. Baktım burada kimse yok, izin alacağım kimse yoktu tamirhanede. Geldim ben de çadırı attım, dedim erken kalkar yol alırım. Kurdum çadırı, bir sıkıntı olmadı. Birazcık tenha bir yerde kalıyor, biraz tedirgin olmadım değil gece. Ama yine de bir sıkıntı yaşamadım yani. Zaten çok fazla da uyuyamadım. Çok yedim yemek ya, ondan büyük ihtimalle. Yani o dolu dolu tabağı yedim ya. Oturdu midem, o yüzden böyle... 3-4 saat falan anca uyumuşumdur. Sonra gece kalktım. Allah'tan internet çekiyordu. Biraz da internetim var. Bu sabah video yayınladım. Her pazar Türkiye saatiyle 11'de, her çarşamba da Türkiye saatiyle akşam 5'te video yayınlıyorum. Bu sabah yayınlayacağım videonun son düzenlemelerini falan yaptım. Böyle biraz daha göz attım. Onunla uğraştım. Sonra günün böyle ışığın, gün aydınlanmasını bekledim. Hava halen puslu. Bulutlar var. Ama günün aydınlanmasını bekledim. Artık yola koyma vakti. Kamyon sesleri de başladı yani. Belli gece bir yerde konaklıyorlar, uyuyorlar. Sabah aydınlanınca yola devam ediyorlar. Şimdi onlardan birini yakalarsam böyle bir 600-700 kilometre yol yapabilirsem bugün çok 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 güzel olacak. Obrigado. Burak, Türkiye. Şimdi bir tane benzinlikte durdum. Burada açık büfe, böyle bir sürü yemek var. Kendime bir tabak hazırlayacağım. Kilosu, tabağın kilosu, şöyle bir tabak hazırlıyorsunuz. Kilosu 48 real. Kendime bir tane tabak hazırlayacağım. Hemen şu karşıda köşede de bilgisayarımı kurdum. Video yüklemem gerekiyordu. Hemen video yükledim. Wi-Fi buldum. Yüklemeye başladım. Şimdi yemek zamanı. Tabağımı hazırladım şimdi. Pilav aldım, makarna aldım, fasulye aldım, bir de et aldım. Yanına da böyle guaran aldım, içecek. Hepsi 23 real yaptı. Seyahatimin son dönemlerinde sadece bir öğün böyle yemek yiyebiliyorum. Onun dışında böyle aperatif atıştırma geçiyor. Bu bir öğünü de atlamak istemiyorum. 23 real yaptı bunlar. Gördüğünüz gibi burada açık büfe var. Açık büfeden istediğinizi seçiyorsunuz. Kiloyla tartıyorlar. Ondan sonra geliyorsunuz, burada oturuyorsunuz, yiyorsunuz. Sistem budur. Kilosu 48 real burada. Ben de böyle bir tabak hazırladım kendime doymak için. Yani buranın benzinlik olayı gerçekten çok güzel. Tam bir dinlenme tesisi mantığı. Açık büfe olayını ben çok 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 beğendim. Yemekleri gerçekten güzel. Bir iki kere yedim ben. Hakikaten yemekler güzel oluyor burada. Zaten tırcı abiler burada genellikle böyle benzinliklerde duruyorlar, dinleniyorlar, uyuyorlar, yemek yiyorlar, duş alıyorlar. Burada da duş var. Ben tuvalete gittiğimde duş alıyordu tırcı abiler. Burası biraz daha temiz gözüküyordu. Yani ben de aslında bir duş alsam çok 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 iyi olur ama işte çantayı nereye koyacağım diye hep düşünüyorum. Yoksa bir duşa ihtiyacım var. Kaç gündür duş almıyorum yani bilmiyorum. Zaten saçım yağlandı bayağı. Belli oluyordur kameradan. Ben şimdi bunu yiyeceğim. Birazcık videomun yüklenmesini bekliyordum. Videomu da yüklemeye koydum. Onun yüklenmesini bekliyorum. İnternet Allah'tan hızlı. Bir şeyler izleyeceğim. Birazcık dinleneceğim. Daha sonrasında çadırımı kurarım, erkenden uyurum, erken kalkar otostopa devam ederim. Yani bugün sadece 170 kilometre yol yapabildim. Çok 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 az. Yani yolum daha çok uzun, çok uzun.
grande oportunidade que você deu para a gente estar aqui. Sabah 8'e geliyordu, ben otostopa başladım bugün. Şanslıydım açıkçası yani. Çok fazla beklemeden o sağ olsun o abi, kendisi rahipmiş, aldı beni. Yaklaşık 400 kilometre yol getirdi. Bu benzinlikte bıraktı şimdi. Şöyle bir şanssızlık oldu ama, birkaç kere durmak zorunda kaldık. Hem bir şeyler yiyip kahve içmek için durduk. Onun dışında arabanın motorunda ya da yağında bir problem oldu. İki kere onun için durduk. Bu benzinliklerdeki bu tamir olayı çok güzel bir şey. Yani sorun yaşadıkça durduk bir benzinlikte ve çözmeye çalıştık olayı. Çözdük ve yolumuza devam edebildik bu sayede. Onun dışında bir arkadaşını bir şehirden geçiyorduk, adını unuttum. Durduk orada, arkadaşını aldık. Bir 15 dakika bir ev ziyareti yaptık. Ondan sonra arkadaşını alıp yola devam ettik. Şimdi onlar şu ilerideki yoldan sola döneceklermiş. Şehrin içine girecekler. Beni de bu benzinlikte bıraktı. Dedi ki hani, o ne? Lan bir şey geldi suratıma. Böcek çarptı galiba ya. Oy, kocaman bir şey çarptı ha suratıma. Oy, korktum ha. Kocaman bir şey çarptı suratıma. Dedi ki benzinlikte bırakayım seni dedi. Benim için en iyisi olan, hani ola ki otostopta biri almazsa şey olur, benzinlikte konaklarsın. Tuvaleti var, banyosu var, kafeteryası var, restoranı var, her şeyi var yani. Burada kalırsın, sorun olmaz dedi. Ben de okey dedim, abi benim için olur. Bak sola dönüyor bunlar da. Tek sıkıntı burası kötü bir yer aslında. Çünkü buradan girecek olan şehre girecek. Ya direkt şehre kadar bir araba bulmaya çalışacağım, oradan devam edeceğim, ya da şans artık. Güzel geldik ama ya. Aman. Ben seviyorum değil mi? Bindim. He? He? Seviyorum değil mi? Bir. Obrigado. Yanaro. Burak, Türkiye. Gülüyor. País, Türkiye. Yakap şala. Şaba. Şab. Memnun oldum dayı. Çok sağ ol. Obrigado. Muito obrigado. Novo Mega. Eu vou Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você pegando. Você pegando em Novo Mega ali, você tem um ano cada hora para Vitória. Fundão. 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 Não, não. Passo, Fundão. Fundão pega antes de Novo Mega. Antes, na ponte. Não, Fundão. Vira. Aí tem a família, você atravessou a ponte, faz a divisa, Fundão, só que eu não vou. Hesaplama yaptım. Otostopa başlayalı aşağı yukarı 54 saat olmuş. İlk otostop çekmeye başladığım andan bu yana yaklaşık 54 saat geçti. Aşağı yukarı 700 kilometre yol yapmışım. Onu da hesapladım. Daha yolun yarısında bile değilim. Yarısında sayılayım hadi. Çok az kaldı yarısını geçmeme. Yarısında sayılayım. Ben hayatımda bu kadar zor bir ülke görmedim otostop konusunda ya. Bak, çok uzun zamandır seyahat eden birisi değilim. Yine ama asperkader seyahatim hep böyle otostopla geçti. Çok nadiren böyle otobüs tren kullandım. O da trenleri sevdiğim için biniyordum yani. Ya ben hiçbir ülkede bu kadar zorlanmadım. Orta Asya haritasını açın. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan yaptım ben bundan önce. Bişkek'ten başladım Kırgızistan'da. Kuzeyine çıktım önce otostopla. Sonra güneyine indim. Yani ortasında da durdum bu arada, hemen güneyine inmedim. Bazı yerlere otostopla uğradım. En son güneyine indim. Oradan Özbekistan'a otostopla geçtim. Taşkent'e bak. Bişkek'ten Taşkent'e kadar otostopla gittim. Sadece Taşkent, Semerkant arasında 4 saatlik tren yolculuğu yaptım. O da trenleri seviyorum yani. Binmek istedim trene. Onu da otostopla giderdim. Semerkant'tan Karakal Pakistan'a kadar yine otostopla gittim. Yine otostopla gittim. Hiç bu kadar zorlanmadım. Bak.
Bişkek'ten başlığa haritayı gözünün önünde getir. Bilenler, bilmeyenler açsın haritayı, Orta Asya, Kırgızistan, Özbekistan haritasını. Bişkek'ten başladım, Karakalpakistan'a kadar otostopla geçtim. Hiç bu kadar zorlanmadım. Kaç kilometre yol yapmışımdır hiç hesaplamadım ama merak ediyorum kaç kilometre yaptım, hesaplayacağım. Bakacağım videolardan nereye gitmişim, hesaplayacağım. Videolar var bu arada YouTube'da, açıp bakabilirsiniz. O kadar zor yerlerde otostop çektim ki bak inanamazsınız ya. 2 saat boyunca 3 arabanın geçtiği bir yolda otostop çektim Kırgızistan'da. Orada bile en fazla 2 saat bekledim. Ya bu ülke beni delirtti ya. Baksana şuraya. Hava karardı. Sadece burada ışık var. Yolun şu kısmı gözükmüyor. Sadece arabaların ışığını görebiliyorum yani. Işık yok, gram ışık yok. Bir de şu yolun karşı tarafında şey var. 1,5 kilometre ötede benzin istasyonu var. Onun ışığı var bir tek. Başka ışık yok. O bir abi beni almıştı ya, ben çabalıyordum derdimi anlatmaya. Şu yoldan girdi, tamam mı? 1,5 kilometre gitti. Dedim abi nereye gidiyorsun sen? Benim ana yoldan ayrılmamam lazım. Hani ben ineceğim. Adama diyorum ki ısrarla, ineceğim abi, ineceğim yani. Beni indir burada. Diyor ki ben seni öyle güzel bir yere bırakacağım. Soktu beni arayola. Bana durduk haritada bir yer gösteriyor. Diyor ki buradan daha rahat ulaşırsın. Şehir merkezi, sahil kısmı. Alakası yok gideceğim yerle. Oluyor tabii böyle. Yani böyle talihsizlikler oluyor. Olmuyor değil. Bu yolun getirdiği bir şey. Ben en gece yarın akşam ulaşmayı hedefliyordum. Yani gideceğim yere ulaşmayı hedefliyordum yarın akşam. İmkansız artık yani. Bu saatten sonra mucize olması lazım. Yoruldum ama. Gerçekten yoruldum ama. Sonra bir benzinlik var. Oraya çadırı atıyorum. Bugün artık bitiriyorum. Çok yoruldum ya. Çok yoruldum. Bana foi para chegar aquelas carenagens. São bem limitados. Caralho, ui. Abi ben şimdi geldim benzinliğe. Kendime çadır kuracak bir yer arıyordum. Benzinlikteki o çocuğu gördüm. Dedim ki hani ona sorayım. Onun gösterdiği yere çadırımı kurayım dedim. Gittim çocuğa, dedim ki böyle böyle hani çok yorgunum. Bana bir yer gösterebilir misin? Oraya çadırımı kurayım, yatayım, sabah erkenden kalkıp gideceğim. Çocuk şey dedi. Burası özel mülk dedi. Buranın sahibi çadır kurulmasına izin vermiyor dedi. Dedim ne yapabilirim, hani nereye gidebilirim, nerede uyuyabilirim derken böyle birazcık istişare ettik. Daha sonrasında öteki abiyle tanıştırdı beni. Abi de tırcı, kaza yapmış, tırını da buraya çekmiş. Ha, şu da demin önünde durduğum tır. Çantaları içeri koyduğumuz tır. Dedi ki benim tırın yanında yarık var, senin için sorun olmazsa geç içinde uyu, konteynerin içinde uyu dedi. Dedim abi eğer senin için sorun olmazsa ben seve seve uyurum yani, benim için hiçbir problem yok. Olur mu olur derken eşyaları oraya tam böyle getirecektim. Çocuk dedi ki duş almak ister misin? Dedim Allah süper olur. Leş gibiydim var ya, leş gibiydim yani. Ondan sonra gittim duşumu aldım, temizlendim, aldım çantamı. Birazcık orada sohbet ettik. Geldim çadırım, aman çadır demişim. Çantamı şimdi konteynere koydum. Hiç çadır madır atmayacağım abi. Uyku tulumunu, matı koyacağım, uyku tulumunu atacağım üstüne. Orada direkt uyuyacağım öyle. Vallahi süper oldu biliyor musunuz? Süper oldu. Yani bir aksilik yaşamazsak gece gayet temiz oldu. Yani hiç çadırla madırla uğraşmayacağım. Banyo olayı da hakikaten güzel oldu. Yani o kadar rahat ve güzel hissediyorum ki şu an kendimi.
Hesapladım bu arada, kaç gündür duş almadığımı hesapladım. Videonun sonuna yazacağım. Kaç gün duş almadığımı videonun en sonuna yazacağım. Bir tahmin edin bakalım. Videonun sonuna gitmeden bir tahmin edin bakalım. Gerçekten bile bilen çıkacak mı? Vallahi çok keyfim yerine geldi şimdi. Yani bayağı bir yolum var halen. Ama çok garip oldu ya. Ben size yatacağım yeri de göstereyim. Baksanıza bayağı dağılmış ya arabanın önü. Hop. Birazcık karanlık ama. Aa, bak yarık şurada gözüküyor. Dur size göstereyim. Bak. Bir şöyle yanda darbe var, açık var. Bir de arabanın önü dağılmış. Orada parçaları da burada. Şu ışık olan yer var ya, buraya kurmam da birazcık şöyle geriye uyku tulumunu atarım, çantanın yanına yatarım. Yolun karşısına geçmem lazım ama otostop çekecek bir yer yok ya. Nerede otostop çekeceğim hiç bilmiyorum. Günaydın herkese. Ya ciddi anlamda son zamanlarda başıma hep böyle şanssız, talihsiz olaylar geliyor. Tam yüzüm güldü, her şey yoluna girecek diyorum. Yine bir tekme yiyorum, bir çelme yiyorum. Sabah kahvaltı yaptım abi, gördünüz. Dün onun tırında kalmıştım ben, konteynerinde. Akşam birazcık sohbet ettik. Dedim ki böyle böyle, hani Rio'ya gidiyorum ben. Abi dedi ki, benim tırım işte kazalı ama yarın sabah 8'de beni almaya gelecekler dedi. Biz seni yolun yarısına kadar götürürüz dedi. Bir tane şehir ismi söyledi. Yolun yarısı yapıyor. Kalan yolumun yarısı beni acayip kolay bir noktaya bırakmış olacak. Güzel bir noktaya bırakmış olacak. Dedi ki, hiç boşuna otostopla uğraşma. Biz seni götürürüz yarın dedi. İyi dedim ben de, vallahi benim işime gelir abi, çok teşekkür ederim. Ondan sonra öyle sohbet ettik, muhabbet ettik, uyudum, uyandım, beraber kahvaltı yaptık. Arıyoruz, arıyoruz. Açmıyorlar telefonu. Saat 8.30'a geliyordu işte. Biraz önce açtılar telefonu, dediler ki biz buraya, işte bulunduğumuz şu noktaya 800 kilometre uzaktayız. 800 kilometre. Yoldalarmış daha. Normalde sabah 8'de burada olmaları gerekiyormuş. Abiyle Transdev'den konuşuyoruz. Abi de çıldırdı. Adam 5 gündür benzinlikte yatıp kalkıyormuş. Benim sabah erkenden otostopa başlama hayali de yattı. O plan da yattı. Şimdi tekrardan düştüm yollara. Ama şu karşı tarafta duracak bir yer yok ki, baksana. Nerede otostop çekeceğim ben ya? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Tepeye çıktı. Baksana ten rengim değişti yine ya. Acayip yandım. Acıktım da, susadım da, suyum da çok azaldı. Bir benzinlikte durdum. Kendime bir tane böyle guarana aldım. Bir su aldım. Bir tane şehirde de çıkmadan önce krem peynir almıştım. Bir de ekmek almıştım kendime. Balık balık diyorum.
Ulan bu da acayip güzel çıktı ha. En ucuzu bu diye bunu aldım. Acayip lezzetli çıktı. Türkiye, İstanbul, İzmir. Lado europeo o? Türkiye, İzmir. Ah, sí. İzmir, İstanbul and Europe, Avrupa. Compreendo. Sí, una cosa very bad. Like tomar cu. 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 Entende? É, entende. É pra falar do seu cu, viado. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Ah. Sim, é mais café? Café? Você na mesa lá pra cá. Ah, quanto custa? Dois. Dois reais. Ah, um copo, dois reais. Obrigado. Günaydın herkes arkadaşlar. Ha, şimdi kendime kahve alacağım, bir kahvaltı yapacağım ama hangisi şekerli? Bu şekerli olan. Bayılıyorum şekerli kahveye ya. Vallahi burada alıştım ha. Çok sevdim tadını. Çantanın şurası var ya artık. Kemiğimi acıtmaya başladı ya. Çok ağır çanta. Hafifletmem lazım. Dün bir tane ablaya otostop çekmiştim ya ben, beni bir noktada bırakmıştı. Dedim ki oradan artık Rio'ya rahat araba bulurum diye düşündüm. Sonra bir benzinliğin oraya geldim. Benzinliği geçtim, otostopa başladım. Hava aydınlıktı. Yaklaşık 2 saat otostop denedim. Hava karardı, yine denedim. Baktım alan eden yok. Benzinliğe gittim. Oradaki insanlara sormaya başladım. Dedim ki böyle Rio'ya gideceğim. Hani nereye kadar bırakırsanız hiç önemli değil. Otomobile soruyorum, tıra soruyorum vesaire. Şöyle oradaki benzinlikçi, benzinlikte çalışan abilere dedim ki abi yardım edin, hani gideyim, yetişmem lazım falan dedim. Onlar da sordu birkaç kişiye, yok kimse yardım etmedi. En sonunda bir tane abi buldum. O da böyle yetkili bir abiye benziyordu. Hakikaten oraya bir şey söylüyor, buraya bir şey söylüyor. Böyle kot pantolon giymiş, tişört giymiş ama herkese bir şey söylüyor. Ya dedim bu adam demek ki burada bir mevki sahibi yani. Öyle bir şey düşündüm, gittim yanına. Dedim abi böyle böyle. Çeviride anlatıyorum derdimi. Ondan sonra adam da birazcık uğraştı. Birkaç kişiye sordum orada derken şansa bir tane kamyon geldi. Gittik yanına, adama sordu. Dedi ki tamam, bir sonraki şehre gidiyorum. Yaklaşık 120-130 kilometre. Gelsin dedi. Aldı beni. Şu an içinde bulunduğum şehre getirdi. O kadar güzel bir şey oldu ki şehrin dışına bıraktı beni. Şehrin dışına bıraktı ama ben buraya dün akşam yürümek zorunda kaldım. Neden? Çünkü şehrin tam dışı diyorum ama kamp kurulacak bir yer yoktu. Uyuyabileceğim bir yer yoktu. Bir şeyler yedim. Ondan sonra 5,5 kilometre buraya kadar yürüdüm gece. Issız, zifiri, karanlık, tek tük araba geçiyor. Bana çarpmasınlar diye böyle el felerini sallıyorum falan. Çok garip bir akşamdı yani. Bayağı yorulmuşum. Çadırı kurduğum gibi uyudum. Çadırı kurdum, hatırlamıyorum sonrasını. Direkt pat diye uyumuşum. Dün bir de şeyi fark ettim. Benzinliğin orada otostop çekerken. Kamyonların bazılarında her 3-4 kamyonun birinde gördüm ben bunu.
ne diyor? Providet Corona yazıyor. Yani bir şeyde Portekizce'de otostop çekmek yasak. Otostopçu almak yasak anlamında. Ona dikkat ettim. İlk defa gördüm. Demek ki bazı kamyon şirketleri otostopçu istemiyorlar yani. O yüzden öyle bir kural koyuyorlar arabalara. Demek ki o yüzden beni almıyorlarmış yani. Öyle bir mantıkla yürüttüm. Çok zor ya burada otostop. Gelecek arkadaşlar 3 kere, 4 kere, 5 kere düşünsün otostop çekmeyi burada. Tamamen şans meselesi aslında ama yine de bir zorluğu var, bak kabul ediyorum. Şans meselesi ama cidden bir zorluğu var. Şu andan 90. saat. Otostopta 90. saatteyim. 1100 km falan anca gelebildim. Dur bakayım, tam olarak 150 km falan geldim. Tam 250 km kaldı buradan. Evet, haritanın söylediğine göre. Muito obrigado. Muito obrigado. Rio. Rio, Rio de Janeiro. Ah, Vasco da Gama? No, Botafogo. Ah, Botafogo. Ah, but the color? Color same. Siyah beyaz altın yemekleri var. Büyük altın. Sen çok yaşa. Sonunda be. Alguien da mal. Nome Burak de Turquía. Turquía. Você nome? Maurício, daqui de Cabo Frio. Moro em Cabo Frio. Ah. Muito obrigado. Muito obrigado. É que você tá falando bem. Tá pronunciando bem. Vi? A língua brasileira. Pouco. Pouco. Tá arranhada. Mas vai se aperfeiçoando. Vai ficar no Brasil mesmo? Vai ficar aqui no Brasil mesmo? Viajar. Brasil, Sudamérica, el mundo. Dois meses. Brasil. Corona, Salvador, Rio de Janeiro. Vem de carona, de lá de carona. Para onde você vai, você filma? Você... Filma para YouTube. Filma YouTube, dinheiro, aventura. É. Entendi. Oh, muito obrigado. Entendi. Muito obrigado. Viaja e com o próprio se divertindo ganha o dinheirinho. Aham. Filma, okay? Film, video, okay? Video. Uh-huh. Oh, this is you. Okay. Sorry. No, no. Muito obrigado. It's, no, no, no. It's very hot. I'm Burak. Burak? Burak, from Turkey. Lucas. Lucas, nice to meet you. Nice to meet so you. So nice to meet you. How to say nice to meet you in Portuguese? Muito prazer. Muito prazer. Yes. Muito prazer. You are vacation in Brazil? I'm traveling. Traveling? I'm traveling. A backpacker.
Around the world or? Yes, around the world. Oh. I came to South America 2 months ago. I start with Brazil. Yes. After that, I have no exact plan, but I want to go Bolivia and Peru. Okay. After Brazil. Peru to Machu Picchu? Yes, whole Peru. It's my favorite country. Yes. I'm so curious. Very, very beautiful. Have you been? Yes, I've been. Perfect. Geldik sonunda, geldik sonunda. 4 gün önce tam da bu saatlerde cumartesi günü 1.30'da ilk böyle parmağımı kaldırmıştım, otostopa başlamıştım. Cumartesi günü 1.30. Nereden biliyorum? Fotoğrafını çektim çünkü. Tam 4 gün sonra yine aynı saatte ulaşmak istediğim yerdeyim. Rio'dayım. 1400 kilometre yol yaptık beraber. İnanın ilk günler ne çektiğimi bilmiyorum. Video nasıl gidiyor bilmiyorum. Montajda göreceğim hepsini. Yani nasıl bir video oluyor? Sıkıcı mı? Akıcı mı? Hiçbir fikrim yok. İlk günlerde ne çektim? Başıma ne geldi? Hatırlamıyorum bile. Tam 96 saatte 1400 kilometre yol aldım. 100 saat ya. 100 saat otostopta geçti. 100 saat. Huh, sonunda ulaştım ama. Havada kapalı ha, baksana. Bulutlar var. Çökmüş, inşallah yağmur gelmez. Zor bir yolculuktu ya. Gerçekten buraya gelecek arkadaşlar bir 3 kere 4 kere düşünsünler. Yani otostopla gezmek isteyen arkadaşlar. Otostop konusunda 3-4 kere düşünsünler. Ki yine de şunu söyleyeyim, otostop şans meselesi. Ama burada bir tık zor. Yani onu anladım. Burada bir tık zor. Tırlar benim en büyük umudumdu. Hatta ben 2-2,5 güne falan gelirim diye düşünüyordum. Ama ne yazık ki tırlar beni en çok hayal kırıklığına uğratan kısım oldu. Neyse sonunda geldik. Geldik mi geldik. Ulaştık. 4 gün. Sağ salim ulaştık. Amacımız buraya ulaşmaktı. Yoruldum. Vallahi yoruldum ama. Şimdi karnım aç. Güzel bir duş, güzel bir yemek. Birazcık dinlenme beni kendime getirir. Umarım keyifli bir video olmuştur. Vallahi montajda göreceğim. Hiç hatırlamıyorum ne çektiğimi. Değişik bir yolculuktu ama. Neyse tecrübe, hepsi tecrübe. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu eziyeti çektiğime değsin bari. Ay ay, artık bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Daha otostopla ilgili çok planlarım var. Güney Amerika'da çok otostopla gezmeyi düşünüyorum yani. Benim en büyük hayallerimden biriydi bu. Brezilya birazcık sıkıntılı bir tecrübe yaşattı bana ama dur bakalım. Diğer ülkeleri de göreceğiz inşallah. Ay, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda.